Evet, Greenwich'ten merhabalar. Bugün Greenwich'teyiz. Greenwich bu hani saatin sıfır olduğu nokta. Şu sağ tarafta o çizgiyi geçiyor. Orayı gösterebilirsin. Yani oraya giriş ücretli, daha girmedik. Girmeyi de planlamıyoruz. Arkamızdaki yer Greenwich Park. Çok güzel bir görüntüsü var. Bugün benim kursumun son günüydü. Gayet üzgünüm aslında. Güldüğüme bakmayın. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Londra'da tabii gezdim ama hani bitmiyor. Çünkü gerçekten çok geniş bir coğrafya. Tabii arkadaşlarımızla buluştuk. Onlarla vedalaştık. Güzel arkadaşlıklar edindim. Gerçekten çok güzel bir ortamım oldu. Kesinlikle öneririm. Çünkü farklı insanlarla tanışacaksınız. Hepsinin size katacağı bir şey olacak. Ayrıca yine bahsetmek istediğim şeyler var. İngiltere, hani ben önceden Amerika'yı da görmüştüm. Amerika tecrübem de olmuştu. Ama burada çok yabancılık çekmezsiniz diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul hayatıyla Londra hayatı arasında gerçekten çok büyük farklar yok. Yani yine bir koşuşturma var. Her yerde turist var. Kalabalık yine. Tabii İstanbul'a nazaran biraz daha az ama çoğu şeyde zorluk çekmeyeceksiniz. Zaten şu Oyster her şey, nimet bu yani. sonra parklar, bahçeler normal değişti ama pişirdi yani güneş buraları 2 hafta önce. Pişirmiş yani, ben de göremedim. Hep sarıydı buralar. Siz diyorsunuz ya buralar yeşildi de ben yeşilliğini görmedim daha. Ekmeğe basma ya, ekmeğe basma ya. Neyse. Türkiye'den gelen birisi, İstanbul'dan özellikle gelen birisi Londra'da çok daha rahat yaşar diye düşünüyorum. Amerika'da yani public transportation yoktu. Oyster diye bir şey yok. Çünkü herkesin arabası var. Ehliyetsiz gitmeyin. Hani herkes, hemen hemen herkes zaten turist olduğu için herkes kendi dilince derdini anlatmaya çalışıyor. Yok yok, zaten hani o konuda özellikle hani belli application'lar var telefonda. Onları mutlaka hani edinmek gerekiyor. Çünkü yani mesela ben bu Steamapper'la geldim. Saat kaçta nerede olacağımı söylüyor. Otobüsler falan da var onda. Teddy A-Course ekibine başta Betül Hanım olmak üzere Afra Hanım, Ahmet Bey ve Yunus Bey ve sağ olsun diğer ekip arkadaşları çok yardımcı oldular. Yani gerçekten buradaki her şeyimi hallettiler. Aklıma hiçbir sıkıntı gelmiyor yani, gerçekten. Samimi olarak söyleyebilirim onu. Zaten dört dörtlük rehberlik yapıyorlar. Yani benim öyle büyük bir sorunum olmadı. Teşekkür ederim bu yüzden yani. Kaldığım yurt falan gerçekten çok güzeldi. Onun videosunu bu akşam çekeceğim. Okulum gayet güzeldi. Hani İngiliz ülkenin zaten okulların hepsinin hemen hemen bir standardı var. O yüzden çok büyük bir kalite farkı, olumsuz yönde yok. Hani şu mesela şu Oyster, bu değil bu. Boyster çok büyük sıkıntıydı. Şirket sağ olsun yardımcı oldu bayağı. Studies A-Course ekibi. Mesela kalmak çok büyük sıkıntı burada. Pahalı bir de. Yani hani mesela nerede kalacağım, nasıl kalacağım? Ben aile yanında kalmadım. Aile yanındaki ortamlar nasıldır bilmiyorum. Ama yurtlar konusunda hem pahalı. Yani o yüzden hani abi nereye gideyim, şuna ne yapayım derseniz yardımcı olur Ahmet Bey sağ olsun. İletişim kurmak kolay ve her yerde hani sağ olsun. Yani burada mesela siz varsınız. Başka gün başkası vardı. Yani Yunus Bey vardı. Ahmet Bey şu an Türkiye'de mesela. Hani birine ihtiyacınız olduğu zaman iletişim kurmakta sorun olmaz. Zaten Ahmet Bey bana aslında onu açıklamıştı. Baya baya hani şirket işleyişini böyle bir konuşmuştuk. Çok hoştu yani böyle. 7/24 birine ulaşma şansınız var. Times Nehri bir İstanbul Boğazı değil. Onu söyleyeyim. Kirli ya bunların boğazı, bilmiyorum neden böyle. Çamurlu böyle. Bizim boğaz güzel. Yunus falan var. Böyle bir deneyim yaşadığım için hepsine teşekkür ederim teker teker. Arkadaş ortamından çıktık. Bir tane Türk arkadaşla eve doğru geçeceğim. Eve dedim, yurda doğru. Ya yanlışlıkla çocuk Türk ama İngilizce konuşmaya devam ettim. Sonradan fark ettim İngilizce konuşma. Hani 2 hafta bile yani az tabii, kısa bir süre gerçekten 2 hafta ama 2 haftada bile bazı şeyleri kazanıyorsunuz ve bu gerçekten önemli. Benim mesela hep yani kitaptan öğrenmiştim. Hani diziden, filmden. Speaking yoktu yani. Speaking buraya gelince 2 haftada speaking gerçekten çok fark etti. Ama öyle eve oturup takılmamalı. Yani arkadaşlarla gezmeli. Zaten onlar yani okul ayarlıyor. Bizim okul ayarlamıyordu. Bizim okuldaki arkadaşlar çok şeydi zaten, aktifti. Çocuklarla bayağı gezdik yani. Dediğim gibi yurda takılmasınlar, gezsinler. Zaten yani o İngilizcenin gelişimini kendileri fark edecekler. Eve gidiyoruz, kimse yok, Türküz. Yine İngilizce konuştum ama fark etmeden konuştum yani. Yok yok yok, okula gir çık bu yeterli değil. Yani mesela ama şöyle bir durum var. Türklerin genel İngilizcesi iyiymiş yani. Hani ben B2'den başladım zannediyorum, ben hani A1 alacaklar beni, çok yok falan diyordum. İyiymiş yani. Hani ki Türkiye'de benim İngilizcem ne dal geçerdi bütün arkadaşlarım. Hani herkesin iyidir diye biliyorum. Okudukları okul falan tabii ki önemli de yani. Bir de aksanları da Türklerin çok yatkın. Yani burada rahat konuşulabiliyor. Anlayabiliyoruz. Yani karşıdaki insan seni anlayabiliyor. Tekrar teşekkür ederim herkese. Londra'da bir ayım daha var. İşte biraz yine gezeceğim. Daha doymadım gezmeye. Kendinize iyi bakın.